Kentleşmeden söz ederken en önemli kavramlardan biri yalıtımdır. Yalıtımın pek çok alt başlığı bulunuyor. Isı, su, yangın, ses. Her biri ayrı öneme sahip. Özellikle depreme karşı dayanımı artırmak noktasında da önemli bir etken. Sadece yalıtım hizmeti vermekle kalmayıp proje bazlı mühendislik hizmetleriyle de kapsamlı bir profil sunan İzonex inşaata konuk oluyor. Yalıtımın önemiyle birlikte kullanım alanlarını en yetkili isimlerle Eko Gündem'de değerlendiriyoruz. Türkiye'de tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %37.2'si binalarda tüketiliyor. Enerjinin %70'i ise ısıtma için harcanıyor. Bu rakamlar sadece binaları ısıtmak için ülkemiz enerjisinin %26'sını harcadığımıza işaret ediyor. Ülkemizin enerji faturasını düşürmek için alınabilecek önlemler incelendiğinde binalarda ısı yalıtımı, düşük ilk yatırım maliyeti karşılığında yüksek tasarruf sağlayabilen yöntemler sıralamasında açık ara ilk sırada yer alıyor. Isıyla beraber ses, su yalıtımı ve zemin kaplama uzmanlık gerektiren alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Konya merkez olmak üzere Türkiye genelinde başarılı uygulamalarla adından söz ettiren İzonex İnşaat, sektörün gelişimine katkı sağlıyor. İzonex İnşaat olarak endüstriyel zemin kaplamaları, ısı, su ve ses yalıtımları noktasında hizmet vermeye 2008 yılında Konya merkezli olarak başladık. Diğer bir merkezimiz de İstanbul'da. Yurt dışı temsilciliği yapmış olduğumuz Linex, Superterm ve Caprotec firmalarının ürünlerini tedarik ettiğimiz gümrük müşavirliğimizin ve merkezi noktada tedarik problemlerimizi çözen firmamızda İstanbul Ümraniye Ateş İnşaatı olarak birlikte faaliyet göstermekteyiz. Firmanın bölge müdürü Raşit Ay, yeniliklerin peşinden gitmemiz ve fark yaratma isteğimiz bizi yalıtım alanında yatırım yapmaya itti diyor. İlk başladığımız dönemlerde ne yapabiliriz, sektörün dışında nasıl farklı hizmetler verebiliriz, biraz alışılagelmişliklerin dışına nasıl çıkabiliriz sorusunu ekip arkadaşlarımızla birlikte şirketi ilk kurduğumuzda yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Linex, Superterm ve Caprotec'in doğru ürünler, sektöre cevap verebilecek ürünler ve bu noktada gerçekten farklı ürünler olduğuna kanaat getirerek bu ürünleri Türkiye'ye getirme kararı aldık. İzolasyona bakış açısındaki değişimin sektörün gelişimini olumlu etkilediğini söyleyen Raşit Ay, yaptığımız işe ve tecrübemize duyduğumuz güvenle hareket ettik diye devam ediyor. Konya'nın biraz yapısı ve bulunmuş olduğumuz sektörün bugüne kadarki algısı bizim bu ürünleri sektöre ve piyasaya sürmemizdeki en büyük engeldi. Fakat biz ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm bu sorumlulukların da üzerine giderek, bütün bu yükümlülüklerin de üzerinden geçerek problemleri çözeceğimizi ve bu sektörü, bu ürünleri kabul ettireceğimize inanmıştık. Her şeyden önce inanmak gerekiyor bir insanın ve bu inancı doğrultusunda hedefine ilerlemesi gerekiyor. Biz inandık. İlk etapta bunu başardığımıza inanıyoruz. Su yalıtımı ve endüstriyel zemin kaplamada 23 ülkede distribütörlükler aracılığıyla hizmet veren uluslararası markaların uygulayıcısı olan firma, yalıtımın savunma sanayinde de geniş bir kullanım alanı olduğuna dikkati çekiyor. Sadece bir su yalıtımı ve endüstriyel zemin kaplama hususunda aşınmaya karşı, darbeye karşı dayanımı noktasında faaliyet gösterirken, 2001'deki biliyorsunuz ki İkiz Kule saldırılarıyla birlikte yaşanmış olan bazı faciaların nasıl önlenilebilirliği veyahut da nasıl asgariye indirilebilirliği ile alakalı da çalışmalara başlamıştır. Bu noktada üretmiş olduğu Paxcon grubu Linex 2002 yılından itibaren piyasaya sürülüyor ve 2002 yılındaki Quantico Virginia Deniz Kuvvetleri üzerinde yapılmış olan testle tüm dünyaya şunu söylüyor. 425 kilogram TNT'nin önünde 3 milimetrelik bir kaplama kalınlığıyla durabilen tek markayım. Bu çok ciddi bir detay. Şimdiki ürünleriyle balistik sektörüne tamamen girmiş durumda. Bugün Pentagon, FBI, Federal Bina, Başkanlık Binası, Amerika merkezli olmak üzere korumaları altında. Ve Kuzey Irak'taki mobil karargahlar da, karakollar ve araçları da bunlara dahil. Raşit Ay,
Türkiye'de uzun vadede güvenlik amaçlı yalıtım konusunda uygulamalar yapabilmek adına ARGE çalışmalarının sürdüğünü dile getiriyor. Sadece bunun pazarını oluşturabilme ve ülkemizde kullanılabilirliği ile alakalı araştırma ve ARGE çalışmaları yapabiliyoruz. Şu anki geldiğimiz nokta bu. Fakat Linex'i bugün endüstriyel zemin kaplamalarında, su yalıtımlarında ve aşınmaya karşı koruyucu kaplamalarda gerçekten üst limitlerde kullanıyoruz. Ve bugün bir yalıtım firması olarak değil, bir mühendislik hizmeti veren, insanlara gerçekten bu işin mutfağında sorunla karşılaşmadan, karşılaşabileceği sorunları başta çözerek insanlara bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Proje bazlı işlerde mühendislik hizmeti sunduklarının altını çizen Raşit Ay, yatırım maliyetlerinin de kendini kısa sürede amorti ettiğini belirtiyor. 3 saniyede kuruyabilen ve ek yeri olmayan, camda dahil olmak üzere her noktaya aderans alabilen Linex gibi bir markayı temsil ediyoruz. Bunu piyasaya kabul ettirebilmek çok zordu. Ekonomik olarak da üst limitlerde olan bir malzeme, fakat geri dönüşü, feedback alma süreniz çok kısa, yatırım maliyetinizi çok kısa zamanlarda, sürelerde amorti edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu anlayabilen ve anlatabildiğimiz müşteriler direkt olarak kullanıma başladılar. Bugün 2005 yılında yapmış olduğumuz kaplamanın hala faaliyette olduğunu görmek bizim ne kadar doğru olduğumuzu gösteriyor. Yalıtımın esasının kalınlıktan ibaret olmadığı tespitinde bulunan Raşit Ay, uzay mekiği örneğiyle buna açıklık getiriyor. Bugün bir uzay mekiği uçabiliyorsa, havada kalabiliyorsa ve küçük ve hafif olabiliyorsa, demek ki ince bir kaplama var ve özel bir yalıtım var. Çünkü binamızda kullandığımız yalıtımlardan beklediğimiz 60 dereceye kadar veya eksi 40 dereceye kadar bir performans sunmuyor. Artı 3500 derecelik bir atmosfer, eksi 150 derecelik bir stratosfere karşı yalıtım yapabiliyor. İçerideki canlıyı koruyabiliyor ve onların hayatta kalabilmesini gerektiren elektronik aksamı da koruyor bu noktada. Demek ki dünya üzerinde ince ve fonksiyonel bir kaplama var. Aynı zamanda da endüstriyel alanda da ısı yalıtımlarına katkıda bulunuyoruz. Uygulanan sistemin kısa sürede sonuç verdiğini dile getiren Ay, iş süreçlerini aksatmadan uygulama yapabildiklerinin de altını çiziyor. Vana grupları, eşanjörler, kolektörler, kalorifer tesisatları ve kazanlar da bu noktada olmak üzere ürünümüzü kullanıldığında tamamiyetle performansını elde etmeleri 1 saat. Aylarca beklemelerine gerek yok. Bugün elimizi dahi dokunduramadığımız bir alanda sadece 1 veya 2 milimetre sıcaklığın derecesine göre yapmış olduğumuz kaplamayla 15 dakika sonra elinizi dokunabiliyorsunuz. Aylarca beklemeye gerek yok. Performansını hemen o an o dakikada sizlere sunabiliyor. Fabrikamızda çalışan hiçbir bantı durdurmaya gerek yok. Sıcakken dahi uygulama yapabiliyoruz. Püskürtme sistemleri kullanıyoruz. İnsan elinin erişemeyeceği yerlere de biz bu noktada ulaşabiliyoruz. O noktalarda da yalıtım sağlayabiliyoruz. Bu kazancımızı daha da artırıyor. Bölge Müdürü Raşit Ay, her işletmeye, her sektöre aynı çözümleri sunmaktan ziyade butik bir anlayışla şartlara uygun fizibilite raporları hazırlıyor. Sonunda elde edeceğimiz verilerden emin olarak işe başlıyoruz diyor. Bu bir mühendislik hizmetidir. Size bu ürünün faydası var ya da yok. Bizler sizlere baştan bunları zaten söylüyoruz. Kazancınızla alakalı ön bir fizibilite raporu sunuyoruz. Sonrasında da hedefimizi size sunup sonucunu ortaya hep birlikte koyuyoruz. Eğer hedeflediğimizle sonuç arasında fark varsa biz bu işi bilmiyoruz. Sizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Baştan ne yapacağımızı, sonucunun ne olacağını müşterimize söylüyoruz ve sonucuyla söylediklerimizin paralel olduğunu bugüne kadar her projede gördük. Tüketicilere yatırım maliyetlerini kısmak adına kaliteden ödün vermeyin uyarısında bulunan Bölge Müdürü Raşit Ay, meslektaşlarına da günlük kazanç kaygısıyla değil, sektörün de gelişimi adına uzun vadeli kaliteli uygulamalar yapma gayesiyle iş üretelim mesajı veriyor. Doğru işi yapabiliyorsak, doğru müşteriyle çalışabiliyorsak ve sonucunu da ortaya doğru olarak koyabiliyorsak, herkes memnunsa biz de memnunuz, müşterilerimiz de memnun, sektördeki ciddi temsilcilerimize de ve meslektaşlarımıza da şunu söylüyoruz. Bugününü düşünmeyelim.
günlük kazancı hesaplamayalım. Rekabet içerisindeyiz, kesinlikle doğru. Maddi kazançlar bizim ilelebet kalabilmemiz için gerekli. Bu noktada da hemfikiriz. Ama belli bir kısmımızda geleceğe dönük olarak yatırım yapmalı. İlerleyecek dönemlerde bizim ülke olarak kazancımızı ön plana çıkartacak faaliyetlerde de bulunmalarını istiyorum. Beklentim bu.